Muhalefete soruyorum. CHP'sinden HDP'sine, İşçi Partisi'nden komünistine, dinsizinden imansızına, halkçısından hukukçusuna, çağdaşından sahte Atatürkçüsüne. Bugüne kadar hükümetin milleti için, vatanı için yaptığı hangi güzel projenin yanında oldunuz? Yukarıda saydıklarımın, kentsel dönüşümün ve TOKİ'nin aleyhine yüzlerce tweet attınız, yüzlerce eylem yaptınız, yüzlerce engel çıkardınız. Şimdi çıkmış yüzleri kızarmadan güya depremzedelerin yanlarındaymış hareketi çekiyorlar. Bu milleti ne zaman tam olarak anlayacaksınız? Kentsel dönüşümü ve TOKİ'leri engelleyerek ölümlere, yaralanmalara, yuvaların sönmesine sebep olduğunuz depremzedeler sizden mutlaka hesap soracaktır. Yalana yatsanız da, çamura batsanız da, iftiraya, tevzirata sarılsanız da doğru yerini bulacaktır. Gelecekte, tarihte tek hedefleri mevki makamdı diye nefretle anılacaksınız. Sayın Başkanım, biraz önce konuşan hatip, tabii aynı çatının altındayız. 5 yılın sonuna geldik. Kalp kırmak istemeyiz. Ama kötü söyleyen kötü işitir. Kendisinin bütün meclisteki bir genel kanaatle ne söylerse söylesin. Sonuçta hadi söylesin, duymadan gelelim, görmezden gelelim. Hadi az vakti kalmıştır, hadi meczuplaşmıştır diye böyle yok saydığımız bir kişi olmakla birlikte. Efendim muhalefetin dinsiz muhalefet, imansız muhalefet, ahlaksız muhalefet laflarının her bir tanesini teker teker ayrı ayrı ailesi kusura bakmasın, sevenleri kusura bakmasın ama şahsının gırtlağına kadar geri tıkıyorum. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ağzınıza sağlık. Sayın Köksal. Sayın Başkan, daha geçen sene 10 Haziran 2022 mecliste bir kanun görüşülüyor. Ben nöbetçiyim. Kayseri milletvekili Eli Taş nöbetçi ve Kayseri'deki bir sorunu çözüyor. Diyor ki Kayseri'deki bir kooperatifle ilgili bir madde. Dedim ki bir, bütün Türkiye'de benzer sorun var. İki, Kayseri'ye özel kanun olmaz. Kanunların genelliği ilkesine aykırı. Kayseri'deki bir kooperatifteki sorun çözülmez. Bu sorun tüm kooperatifler için çözülür. İddia etti olmaz dedi. 15 Haziran'da yayınlandı. Anayasa Mahkemesi 16 Şubat 2023 tarihinde bunu iptal etti. Gerekçe kanunların genelliği ilkesine aykırı. Dilimizde tüy bitiyor, anlatamıyoruz. Ama buradan çağrımız, meclisin bu kez zaten kanun hazır ama oradaki Kayseri ibaresi genellik ilkesini bozuyor. Türkiye'deki benzer sorunu yaşayan tüm kooperatif ve kooperatif mağdurları için bu konunun ele alınması yönündedir. Sayın Başkan, dün selde sular altında kalan Abide Kavşağı var Şanlıurfa'da ve bu kavşağın daha 2022 yılında Cumhurbaşkanı tarafından açıldığı söylenince İletişim Başkanlığı diye kurulan ama Dezenformasyon Bakanlığı'na dönen kurum açıklama yaptı. Açıklaması diyor ki bu kavşak 2022'de değil 2013 yılında açılmıştı aslında diyor. Ve böyle bir yalanlama yapıyor Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleriyle. Sayın Buyurun. Şanlıurfa Belediye Başkanı 2022'de Cumhurbaşkanımız açtı. Abide Kavşağı hayırlısı olsun diye paylaşım yapmış. Bir, yalanı doğru gibi söyleyenleri görüyoruz. İki, aynı kavşağı 9 yıl arayla yeniymiş gibi yeniden açanları görüyoruz. Üçüncüsü, o yapılan kavşağın ihalesinin 21B ile yapıldığını. Yani açık ihale yerine davet usulü. Yandaşı davet edildiğini, yandaşa davet çıkarılan kavşakta canlarında Azrail'e emanet edildiğini görüyoruz. O yüzden bu tip yanlışlar ve bu tip paçadan akan rezilliklerden son verilmesi için artık iktidara bir çağrımız yok. Milletimiz 14'ünde bu rezaleti sonlandıracak. Sayın Başkanım, son olarak da şu konuyu ifade etmek isterim. Depremden sonra en çok tartışılan kurumlardan birisi, üzülüyoruz ki, Kızılay. Depremin ertesi günü Türk Eczacıları Birliği'nin Sahra Eczanesi için çadırı tanesi 140 bin liradan eczane çadırı satan, 5 tanesi 700 bine. Millet çadır beklerken ahbaba çadır satan, millet çadır beklerken
çadır fabrikasını AK Parti belediye meclis üyesine kiraya veren bu anlayış şimdi bizi nasıl koruyacak diye düşünüyor insanlar ve 2021-2030 stratejik planı var Kızılay'ın. Sayın Başkanım, biz açtık çalıştık. Bakalım bundan sonrasına hazır mı Kızılay diye. İnanın stratejik plan kadar intihal bulduk. Bugün gazetecilere de verdik, meclisimize de şikayet ediyoruz. Sayın Başkanım, benzer 16-17 örnek var. Buyurun. Efendim, bu Gazi Emir Belediye'mizin stratejik planı, sarıyla gözüken yer, kopyalamış, Kızılay'ın stratejik planına yapıştırmış. Aynı paragraf. Yazım hatalarıyla, noktasıyla, virgülüyle. Ama bu tek değil. Bakın, Gazi Emir Belediyesi stratejik planından intihal var. Alanya Belediyesi stratejik planından var. Galatasaray Üniversitesi stratejik planından alıntı var. Bingöl Üniversitesi'nden var. Wikipedia'dan var. Gıda Mühendisliği Dergisi'nden var. Uzmanlık tezlerinden var. Hakemli makalelerden var. Nihayet Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Milletvekili Reşat Doğru 2013'te mecliste konuşma yapmış. Onun tutanağını almış. Anlatım bozukluğunu bile düzeltmeden koymuşlar. Biri Kızılay'ın stratejik planı diye. Evet, toparlayalım, buyurun. 17 farklı kaynaktan kopyala yapıştır. Nokta konacak yere virgül koyduysa onu da kopyalamış. Ve 2030'a kadar Kızılay ne yapacak? Tamamı intihal ve kopya bir stratejik plan. Bugün basın toplantısında bütün örnekleri gösterdim. Parti gruplarına verebiliriz. Basın mensuplarına verdik. Halen daha Kızılay'ın başındaki o yandaşı tutacak mısınız? 14 Mayıs'tan sonra biz tutmayacağız. Ama millet de inşallah bu liyakatsizleri, sadece size sadakati olduğu için göreve getirdiğiniz bu kişileri, başımıza bela ettiğiniz için 14 Mayıs'tan sonra da bu iktidarı görevde tutacak. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.